24 daha da iyi olacak altında. Çünkü altın onsu tarihi zirvelerinin orada sıkıştığı bekliyor, patlamaya hazır. 3 yıldır görmediği yerde sıkıştı. 3 yıldır burada duruyor. 2070 iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Ben sosyal medyamdan 1650-1700 iken dedim. Ben buradan alıyorum. Burası inanılmaz ons pazarı. Gümüşçü değilim. Merkez bankaları yıllardan beri altın alıyorsa bir bildikleri var diyorum. Lüks olan bir sürü marka varken altın gibi yatırım aracına kota konması çok bana mantıklı gelmiyor. Ama tabii cari açığı o da etkiliyor diye yaptılar. Mutlaka bunu bir düzeltirler diye düşünüyorum, umuyorum. Kuyum Haber'den herkese merhaba. 2024'te en çok konuşulan konulardan bir tane altın. Özellikle altında ithalatında kota uygulaması devam ediyor. Sektörümüzü çok zorluyor. Peki altının seyri 2024'te nasıl olacak? Çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Tasarruf ve yatırım uzmanı Sayın Mert Başaran. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Hemen soralım. Söylediğimiz gibi altınla ilgili bir kota uygulaması var ithalatta. Cari açığı engellemek için alındı ama kuyumculuk sektörünü çok negatif etkiliyor, özellikle üretim yapanları. Nasıl devam eder sizce? 2024'te hükümetin aldığı bu karar devam edecek mi? Bence etmese iyi olur. Çünkü cari açığı frenleyecek çok daha başka şeylere kota koymak lazım. Lüks arabalara, lüks telefonlara, lüks tatillere. Lüks olan bir sürü marka varken altın gibi yatırım aracına kota konması çok bana mantıklı gelmiyor. Ama tabii cari açığı o da etkiliyor diye yaptılar. Mutlaka bunu bir düzeltirler diye düşünüyorum, umuyorum. Çünkü altın en azından bir yatırım aracı. En azından paramız erimiyor. Dolayısıyla o kadar eriyen şey varken onlara bari kota konsun, buna çok konmasın diyorum. 2023'te vatandaş çok çeyrek altın, yarım altın aldı. Üretim rekoru kırıldı darphanede özellikle bu konuyla ilgili. 2024'te vatandaşın bu ilgisi devam edecek mi, etmeli mi? Altın 2024'te bence kazandıracak. Bence etmeli. 2024 daha da iyi olacak altında. Çünkü altın onsu tarihi zirvelerinin orada sıkıştı. Bekliyor, patlamaya hazır böyle. Amerika faizleri düşürürse tak diye tarihi zirvesini 3 yıldır görmediği yerde şu an, çünkü bakın 3 yıldır görmediği yerde sıkıştı. 3 yıldır burada duruyor. 2070 iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Ben sosyal medyamdan 1650-1700 iken dedim. Ben buradan alıyorum. Burası inanılmaz ons bazı. Ons bazı demiştim. Nokta dönüşü gördüm çünkü ben. Çünkü Amerika'daki faiz düşü bittiğinde, başladığında tık diye burayı kırarsa bakın 3 yıldır kıramadığı yeri kıracak ve tarihin zirvesine çıkmış olacak. Tarihin zirvesine çıktığında da önü açık. 2300 mü olur, 2400 mü olur, 2250 mi olur? %10-15 artsa, ki her yıl ortalama zaten altın bunu yapıyor. 2300-350-400'leri görecek. Bir de üzerine bizdeki doların artışıyla beraber 1 dolar da %40 artsa, ikisine baktığınızda %60 artsa şu an ne ediyor? 3200 liraları gram görebilir yani. Yani 2750 çok rahat bence olur bu sene sonuna kadar ama hani 3000-3200 olursa da şaşırmayız. Dolayısıyla da dolar alıp paranı eriteceğine diyorum vatandaşa. En azından dolar bazı artan altını alın. Dolarınızı unutmayın. 100 dolarınızı bugün koyarsanız köşeye 20 yıl sonra yine 100 dolar oluyor. Ama 100 dolarlık altını koyarsanız o 100 dolarınız 500-600 dolar oluyor. Bu da 2002'den beri böyle oldu. Her yıl altın almak çok daha mantıklı dolar yerine. Son olarak gümüşü de sorayım, bitirelim istersen. Ben gümüş çok sevmiyorum. Gümüşçü değilim. Merkez bankaları yıllardan beri altın alıyorsa bir bildikleri var diyorum. Gümüş çok baskılanıyor yıllardan beri. Bir türlü istediğin hareketi yapmıyor. Son 40 yıla baktığınızda dolar bazı altın 55 kat artmış. Ama gümüş 9 kat artmış. Altın varken bana gümüş almak çok mantıklı gelmiyor. Ama param azsa, gümüş fakirin altındır derler. Param azsa da altın alamıyorsam da gümüş alınabilir. Ama tercihim altın.